teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları. Bilgileriniz üzere Mersin'de hain terör örgütünün bir saldırısı gerçekleşti. Sözlerimize başlarken bu terör saldırısı sonucunda şehit olan polisimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz. Bu terör eyleminden bir gün sonra Mersin Büyükşehir Belediye'mize de bir operasyon yapıldı. Ve Mersin Büyükşehir Belediye'mizin 14 çalışanı, biri daire başkanı, 13 tane işçi gözaltına alındı. Maalesef saray iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yargıyı silah olarak kullanıp bu terör eylemiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ilişkilendirmek istedi. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi başaramadı. Ve bu insanları sabahın çok erken saatlerinde gözaltına aldılar. Çoluklarının çocuklarının yanında. Çocukları düşünmediler. O çocukların yaşayacağı, yaşayacağı travmayı düşünmediler. İnsanların lekelenmeme hakkını hiç düşünmediler. Sonra ne oldu? Hepsi serbest bırakıldı. Serbest bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü biz tüm ifadeleri inceledik, dosyayı inceledik. Dosya bomboş. Bomboş bir dosya üzerinden temelsiz, mesnetsiz bir dosya üzerinden insanları lekelemeye ve Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza itibar suikastı yapmaya Çalıştılar. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediye'miz 11 bin çalışanıyla çok başarılı işlere imza atıyor. Asıl rahatsızlık bu. Bizim belediyelerimiz, Millet İttifakı'nın belediyelerinin hizmetlerini acaba nasıl engelleyebiliriz? Ve dediler ki bu soruşturma silahlı terör örgütü kapsamında yürütülüyor. Silahlı terör örgütü kapsamında bir soruşturmanın sonucunda işte bir kişi tutuklu. Nasıl bir örgütse bu. Silahlı terör örgütü varmış ortada ama bir kişi tutuklandı. O da daire başkanı. O da gizli tanık ifadesiyle. Hiçbir delil bulamadılar. Yine bir gizli tanık ayarlamışlar maalesef. Gizli tanık beyanıyla bir insanı tutukladılar. Daha da dramatik olanı gözaltına aldıkları sabah erken saatte evinden gözaltına aldıkları işçilerden biri de bir şehidimizin oğlu çıktı. Bir şehidimizin oğlunu da PKK terör örgütüyle ilişkilendirmeye kalktılar. Bu kadar acz içinde bir iktidarla maalesef karşı karşıyayız. Bu insanların adli sicil kayıtları temiz. Bu insanlar işe alınırken güvenlik soruşturmalarını Büyükşehir Belediyesi mi yapıyor? İçişleri Bakanlığı, valilikler yapıyor. Adli sicil kaydını Adalet Bakanlığı veriyor. Siz kumpas mı kuruyorsunuz insanlara, belediyelere? Hiçbir zaman unutulmasın ki tüm kumpas soruşturmaları, davaları bir gün gelir mutlaka çöker. Bu da zaten en başında çöktü. Ama üzücü olan İçişleri Bakanının ve iktidarın yargıyı silah olarak kullanıp itibar suikastleri yapması. Sayın Süleyman Soylu'ya buradan seslenmek istiyoruz. Bu boş işlerden vazgeçin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 550, 557 terörist vardı. Ne oldu? Nerede bu teröristler? Ve Süleyman Soylu açıklamalar yapıyor. Bu terör eylemini gerçekleştiren kişiler para motorla 13-14 saat uçmuşlar. Dağları aşmışlar, sınırları aşmışlar. Fotoğraman Süleyman yine yazıyor. Süleyman Soylu'ya buradan seslenmek istiyoruz. Senin istihbaratla, senin Milli Savunma Bakanlığı'yla bir sorunun kavgan varsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapamazsın. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu fotoğraman işiyle İçişleri Bakanlığı yapılmaz. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz İçişleri Bakanı'yla karşı karşıyayız. Sormak lazım Süleyman Soylu'ya bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 557 terörist nerede? Sezgin Baran Korkmaz nerede şu anda? Nerede yargılanıyor? Nasıl kaçtı? Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi nerede? Uyuşturucu baronları nerede? Bunların sorularını cevaplasın ve derhal istifa etsin. Süleyman Soylu eğer birazcık erdemi varsa istifa etmeli. Sayın Seyit Torun birazdan daha önemli değerlendirmeler yapacak. Ben şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. 85 milyon toplum herkes adalete susadı. Adaletin tecelli etmediği bir ülkede aç da olmaz, iş de olmaz, ekmek de olmaz. Bakın bugün Çorlu tren katliamının davası var. Evladını kaybeden anneler, babalar adalet arıyor. Yarın Ankara Gar katliamının davası var yüzün üzerinde insanımız, gençlerimizi kaybettik. Neden? Bu maalesef hastalıklı zihniyet sebebiyle. Sizin ne yaparsanız yapın, bizim belediyelerimizi engellemeye gücünüz yetmeyecek. Şunu da asla unutmayın. Hiçbir soruşturma, hiçbir dava, hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. Ve hukuk da sonuna kadar her şeyi takip eder. Bu hukuksuzlukları yapanlar bir gün gelir, bağımsız ve tarafsız yargı önünde mutlaka hesap verir. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. Evet, ben de sözlerime öncelikle hain terör örgütünün saldırısında şehit düşen polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yakınlarına ülkemize de başsağlığı diliyorum. Bir kumpasla karşı karşıyayız. Yani üstelik bu kumpası kuranlar, ülkeyi yönetenler bu daha da acı. Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. İşte su okumalarını terör örgütlerine yaptıracaklar. Terörle bizi ilişkilendirmek için her türlü iftiraları ortaya koydular. Ama bu iftiraların gerçekleşmeyince kendi sorumluluğunda olan, kendinin görev alanında olan olayı açıklayamayınca da o geçmişin yarattığı herhalde algıyla birlikte belediyelerimize yüklenmeye çalışıyorlar. Bu kumpaslarınız bize işlemez. Bunu bilin. Geçmişte de yaptınız, bugün de yapıyorsunuz, yarın da yapabilirsiniz. Hiç mesele değil. Bizim belediyelerimiz gerçekten şu anda göreve geldiklerinden bu yana vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne odaklandı. Her türlü baskıya, engellemelere, tehdide, kamu kaynaklarının kapatılmasına rağmen vatandaşlarımızın sorunlarının çözme gayreti içindeler. Siz ne yaparsanız yapın onları engelleyemezsiniz. Ve asla ve asla attığınız hiçbir çamur da onlara bulaşmaz. Bakın Mersin'de Sayın Genel Başkan Yardımcımın da ifade ettiği gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Soruşturma raporu temiz 14 kişinin bakıyorsunuz. Efendim adli sicili temiz burada belgeleri bütün bunlara rağmen diyorsunuz ki terörle ilişkilendirerek hadi gelin sizi gözaltına aldık. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Üstelik de gözaltına alınanlardan biri şehit çocuğu. Ve o terör saldırısında o şehit çocuğu da oradaymış. Babası şehit olurken o da oradaymış. Siz ona bu yaşadığı travmadan sonra başka bir travma yaşatıyorsunuz. Yani terör örgütünün yaşattığı travmadan daha dramatik bir travma yaşatıyorsunuz. Ve bakın daire başkanı gözaltına aldıkları daire başkanı kayyum döneminde başkan yardımcılığı yapmış. Ve devlet memuru ve apar topar sabaha karşı çocuklarının evde bulunduğu, eşinin evinde bulunduğu o sabah hatta o travmayı o aileye yaşatıyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmıyor bu olay. Gerçekten kendi beceriksizliğinizi, kendi basiretsizliğinizi aklınız sıra belediyelerimizle ilişkilendirerek kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Hani ayakkabı numarasını kadar biliyordunuz. Hani kuş haberiniz vardı. Paramotorla geldi diyorsunuz. Şu kadar saat uçtu diyorsunuz. Teknik olarak mümkün değil de o kadar uçması daha sınırdan geçenden haberiniz yok. Hani kuş uçmazdı. Yani burada gerçekten Görüyoruz ki bu İçişleri Bakanı suçlunun peşinde değil. Tek derdi acaba ben bu CHP'li belediyelere nasıl suç bulaştırırım? Bunları nasıl görevden aldırırım? Bunların üstüne nasıl giderim? Bunun gayreti içinde. Fotoğrafan Süleyman tekrar söylüyorum. Bak bizim belediyelerimizle uğraşma. Git uyuşturucu tacirleriyle uğraş. Git terörle uğraş. Git gayri meşru işlerle uğraş. Zamanını onlara harca. Bize harcama bizde bir şey bulamazsın. Biliyoruz İçişleri Bakanlığında bir birim kurdun. Sürekli belediyelerimize baskı kuruyorsun. Sürekli fetiş gönderiyorsun. Suç bulamayınca diğerini gönderiyorsun. Biz bunları biliyoruz. Ama bunların sana faydası olmaz. Yaranamazsın. Ve eğer bakansan bakanlığına yakışır işler yap. Yakışmadığında ortada onurlu bir davranış göster ve istifa et, ayrıl. Duş, düş bu milletin yakasından ve tekrar buradan söylemek istiyorum. Mersin'de maalesef devlet eliyle bir hukuk katliamı yaşanmıştır. Terör örgütünü faaliyetini engelleyemeyenler terör eylemini engelleyemeyenler akılları sıra çar çabuk Mersin Büyükşehir Belediye'mizi de bu işin içine karıştırarak bir suçlu yaratma, bir suçunu hafifletme çabası içerisine girmiştir. Ama bu çökmüştür. Bütün milletimizin gözünün önünde de görülmüştür ki bu iktidar zafiyet içerisindedir. Bu İçişleri Bakanlığı Bakanı görevini yapamamaktadır ve tek derdi bizim belediyelerimizdir. Ama buradan tekrar uyarıyoruz. Buradan ekmek çıkmaz. Bizim belediyelerimiz tamamen sorunların çözümüne odaklandı ve ülkede şu anda yaşanan ekonomik buhranı vatandaşımızın üzerinden almak için tarımda, yardımda, her konuda büyük bir çaba içerisinde. O yüzden siz bizim belediyelerimize teşekkür edin. Siz bizim belediyelerimizi gerçekten çalışmalarına katkıda sunun. Yoksa gerçekten bu ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durumdan çok daha ağır bir faturayla karşı karşıya kalırsınız. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreci çok güzel yönetti ve Mersin Büyükşehir inanılmaz işlerde başarıyor. Mersin'imizin sorunlarını çözmek için yoğun bir gayret içerisinde ama anlaşıldı ki bu belli çevreleri rahatsız ediyor. Belli çevreleri huzursuz ediyor. O yüzden de önünü nasıl kesebiliriz? Acaba motivasyonunu nasıl bozabiliriz? Bunun gayreti içindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar ve inşallah yerelden genele iktidarı kuracağız. Ve bu ülkede barışı, huzuru, refahı hep beraber ortaya koyacağız. Evet teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz bir şey yok herhalde. Teşekkür ederiz.